Bismillahirrahmanirrahim. Emali'nin 51. beytinden devam ediyoruz. Ve fil ecdasi, kabirlerde, ecdas, cedesün ecdasun, cem-i mükesser, kabirlerde. An tevhidi rabbi, tevhid vahede yuvahidu tevhidun. Rabbun, Rabbi, benim Rabbim. Tevhid, Allah'ın birliği manasına gelmekte. Kabirlerde Allah, Rabbimin birliğinden. En tevhidi Rabbi, Rabbimin birliğinden, tek oluşundan. Seyyuble, imtihan olunacak, sorulacak. Kim? Küllü şahsin, her şahıs sorulacak. Bir suali, soru ile. İmtihan olunacak. Sual ile imtihan olunacak her şahıs. Nerede? Kabirlerde. Yani kabri, insan kabri konulduğu zaman melekler gelip ona Allah'ın birliği ile ilgili soru soracak. Allah bir midir şeklinde. Tabi kabirde soru olduğuna dair, yani sorgu olduğuna dair pek çok hadis vardır. Bunlardan bir tanesi Buhari'de geçmektedir. Buhari'ye hemen bakıyoruz. El-abdu izâ vuz'a fî gabrihi, kul, kişi, kabrine konulduğu zaman. Ve tuvulliye ve zehebe ashabuhu, ve arkadaşları gittiği zaman. Hatta innehu le yesma'u kar'a ni'alihim etâhu melekâni fek'adâhu. İki tane melek gelir. Feygûlâni lehu, o kabre konulan kişiye o iki melek der. Ma kunte tegulu, ne dersin? Fi hazihi raculi, şu adam hakkında. Muhammedin, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ne dersin diye kabirdeki kişiye melekler sorar. Yani Muhammed aleyhisselam hakkında ne diyorsun? Peygamber midir, değil midir, kimdir? Se bu durumda yegulu der. Kim diyor? Kabirdeki kişi der. Eşhedü, ben şahitlik ederim, ennehu, o kişi, yani Hazreti Muhammed, Abdullahi, Allah'ın kurudur ve daha nedir? Resuluhu, Allah'ın Resulüdür, elçisidir. Fe bu durumda yugalu denilir. O kula, bu cevabı veren kula denilir. Unzur, bak, ila mek'adike, varacağın yere, minen nari, eddele ke Allahu bihi mek'aden minel cenneti. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا وأما الكافر. Eğer kişi kafirse, yani kafire gelince kafir kişi nasıl cevap verecek bu soruya? Yani Muhammed hakkında ne dersin sorusuna ne diyecek? Evil münafiku, veya da münafık. Feyegulu, münafık olsun, kafir olsun, şöyle cevap verecek. La edri, çünkü egulu ma yegulu ennasu. İnsanlar onun hakkında ne diyorsa ben de onu dedim. Yani pek de bilgim yok açıkçası. Onların dediği şeyi söyledim. Bir araştırmam, bir kesin ilmim yok. Öylesine konuştum durdum. Onun peygamber olduğunu tasdik etmedim manasına gelmekte. Tabi hadis devam ediyor. Buradaki durum nedir? Meleğin geleceği ve kabirdeki insana soru soracağına dair hadislerden bir tanesidir. İbn Mace olsun, Buhari olsun, çeşitli hadis kaynaklarında Rabbin kim diye soru sorulacağı ve diğer soruların da sorulacağı belirtilmiştir. Yani bu sorular, bu konular sahih hadislere dayanmaktadır. Velil küffari vel fussagi yugza. Velil küffari, kafirler, vel fussagi ve de fasıklar, yugza, hükmolunur. Ne ile? Azabul kabri, kabir azabı hükmolunur onlar için. Min su'il fi'ali, kötü fiillerinden ötürü, kötü fiillerinden dolayı fasıklar ve kafirler için kabir azabı vardır. İbn Recep el-Hanbeli'nin Ehval-ül Gubur ve Ehval-ül Ehli adlı kitabına baktığımızda sayfa 81'de neyi belirtmiştir? Kabir azabı hakkındaki hadislerin mütevatir derecesinde olduğunu belirtmiştir.
Yani kabir azabına dair o kadar çok hadis var ki artık bu hadisler mütevatir olmuştur. Mütevatir bir anlamda nedir? Kesin bilgi. Kesin bilgi içeren hadisler vardır. Üzerine bir zan söz konusu değildir. Tabi ayetlerden de bununla ilgili bir işaret söz konusu. Gafir veya mümin diyelim 46. ayete baktığımızda En-nâru yu'razûne aleyhâ diye devam eden ayette öyle bir ateş ki onlar sabah akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. Yani bu ayette Mü'min 46'da bu kişilerin yani Firavun hanedanının kıyametten önce azap gördüğü ifade edilmiştir. Kıyametten önce azap çektiklerine göre bu nedir? Kabir azabıdır. Zaten biz de kişinin öldükten sonra kıyamete dek o aradaki zaman diliminde çekeceği cezaya kabir azabı diyoruz. Yoksa kıyametten sonraki azabın adı zaten kabir azabı değildir. Konuyla ilgili bir de İmam Beyhaki'nin kitabına bakalım. İsbat-ı Azabil Kabr adlı kitabı vardır. Darül Furkan, tek cilt, birinci baskı, sayfa 8, 1983 basımı. Bahs, bir konu. Fî Azabil Kabri, kabir azabı hakkında. İttefaka ittifak etti. Ehli sünneti vel cemaat, ehli sünnet vel cemaat ittifak etmiştir. Kesinlikle böyledir demiştir. Ne üzerine ittifak etmişler? Ala enler insane yüselü. İnsanın sorulacağına dair. Bir ittifak söz konusu. Nerede sorulacak? Fi kabrihi, kendi kabrinde. Devamında da orada nimetlendirileceği veya azap göreceği ifade edilmekte. Yani nimet de görebilir. Nitekim bununla ilgili hadis vardır. El kabru ravzatun min riyazı cinan ev hufresun min huferin niran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir ya da cehennem çukurlarından bir çukurdur. Bunun üzerinde ne varmış? İttifak varmış. Ve nezalike yaka'u alel ruhi vel cesedi ma'an. Bu kabir azabı olsun veya kabir nimeti olsun, ruh ve ceset birlikte ikisinin üzerinde gerçekleşir. Bu da yine meşhur akaid sorularından birisidir. Kabir azabı bedene mi, ruha mı yoksa ikisine birden midir? Cevap neymiş? Ruh ve ceset birlikte. Ruh ve ceset ma'an diyor. Duhulun nasi, insanların girmesi nereye? Fil cennati, cennetlere. Fazlun minerrahmani, Rahman'ın fazlından dolayıdır. Yani kişi çok ibadet etti de cenneti hak etti diye bir durum söz konusu değildir. Yine Rahman'ın fezlinden yani kereminden, acımasından kaynaklanmaktadır. Yoksa bir kişi 1.000 yılda ibadet etse artık cenneti hak etti denilmemektedir. Ya ehlel emali, ey emali ehli. Emali ehli, işte emali okuyanlar, emali ezberleyenler, bizim gibi insanlardan bahsediyor, bize sesleniyor. Hesabun nasi, insanların hesabı, yani hesaba çekilmesi, ba'del ba'si, yeniden diriltildikten sonra, nedir? Hakkun, haktır. Hesabun nasi, mübteda, burada hak kelimesi haber olmaktadır. Madem ki öldükten sonra hesap vermek var, fe öyleyse, Kûnû olun bi taharruzi en vebali, vebalden sakınır olun. Yani günahtan, haramdan uzak durmaya gayret edin. Ve yu'da, verilir ne? El kütbu, kitaplar verilir. Aslında kitabın kitabını kütüp de ne diyelim zaruretten dolayı yani akıcılık, metne uygunluk olmasından dolayı kütbu şeklinde hareketlenmektedir. Yu'da, verilir, ne verilir? El kütbu, kitaplar verilir. Kitaplardan kasıt ne burada? Amel defterleri. Öldükten sonra hesap anında amel defterleri verilecektir. Ondan bahsedilmektedir. Bazen bazısına yani bazı insanlara verilir. Nahve yumna, sağ yönden. Nah yön demek, yumna sağ demek. Ve bazen ve bazısına yani ve bazı insanlara da verilir o kitap nahve zahrin arka yönden verilir
ve şimali ve bazı insanlara da o kitaplar sol yanından verilir. Şimali sol yön demektir. Sağ yön, sol yön, arka yön bununla ilgili ayetler vardır aslında. İnşikak suresi 7. ayette sağdan kitap verileceği, yine aynı surenin yani İnşikak suresinin 10. ayetinde kitabın arkadan verileceği ve Hakka suresi 25. ayette amel defterinin kitabın soldan verileceği ifade edilmiştir. Ayetlerde yer almaktadır. Ve hakkun ve haktır. Ne? Veznu a'malin, amellerin tartılması haktır. Hak burada ne olmuştur? Mukaddem haber diyoruz. Vezn kelimesi mastar. Vezene yezinu veznun. Mastardır. A'mal, amelin çoğulu. Amellerin tartılması haktır. Zaten amellerin tartılacağına dair de ayet vardır. Vel veznu yevmeydinil hak. Femen fegulet mevazinuhu fulaike humul muflihun diye devam ediyor ayet. Ve daha ne haktır? Cerrün geçiş de haktır. Yani geçmek, yürümek, koşmak haktır. Ne üzerinden? Ala metni sıradı. Sırat köprüsü üzerinde yürümek de nedir? Haktır. Metni sırat, sırat köprüsü manasına gelmektedir. Bilehtibali, şüpheye yer olmaksızın, şüphesiz. Ve mercuvun, umulur. Ne şefaatu ehli hayrin, hayır ehlinin şefaati. Burada mercuvun haber, şefaatu ehli hayr mübteda olmaktadır. Şefaat kelimesi 3. baptan gelmektedir. Kim için umulur? Li eshabil kebairi, kebair kelimesi kebiratun kelimesinin çoğulu olmakta, cemi mükesserdir. Büyükler manasına gelmekte direkt. Eshab-ı kebair, li eshab-ı kebair, büyük günah sahipleri için. Yani büyük günah işleyenler için hayır ehlinin şefaati umulur. Ne gibi büyük? Bu günah ne kadar büyük? Kel-cibali, dağ gibi, dağlar gibi büyük günah sahibi de olsa bir insan, yine de ne olur? Hayır ehlinin şefaati o kişi için umulur. Şefaat yine hak olan yani ittifaklı bir konudur. Meryem suresi 87. ayet, Taha 109, Sebe 23. Buralarda şefaatin varlığına dair işaret vardır. Müddessir 48'de şefaatçilerin şefaati fayda vermez diye yazılı. Ama kime fayda vermez? Kafirlere fayda vermezdir. Yani Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde şefaatin faydasız olduğu, şefaatin olmadığı yazılıdır. Ama Müslümanlara veya kafirlere diye belirtmez orada. Çünkü Kur'an-ı Kerim çok da geniş şekilde yazılmamıştır. Her ne kadar açık yazılmış olsa da %100 tamamıyla açık yazılmayan ayetleri de vardır. Bunlar tabi açılımını tefsirlerde görmekteyiz. Baktığımızda mesela İzahul Kur'an bil Kur'an bu ayete, yani Müddessir 48'e baktığımızda şefaatçilerin şefaati fayda vermez diye Allah Teala buyururken kafirleri kastettiği ifade edilmiştir. Çünkü diğer ayetlerde de şefaat vardır demektedir. Bir ayette şefaat var, diğerinde yok diyorsa direkt akla ne geliyor? Yani kimilerin aklına ne geliyor? Direkt çelişki var. Oysa çelişki yoktur. Orada Müslümanları kastetmiştir şefaat var derken, diğer ayette de şefaat yok derken kafirleri kastetmiştir. Bu şekilde ayetler mevcut. Tabii ki hadisler de pek çoktur. Bunlardan bir tanesi likulli nebiyyin davetun müstecabetun. Likulli nebiyyin, her nebi için vardır. Ne vardır? Davetun, bir dua hakkı vardır. Öyle dua ki müstecabetun, kabul görecek, kabul görmüş bir dua hakkı vardır. Yed'u, dua eder biha onunla. Ve uridu en ehtebi'e daveti, ben duamı geriye bırakmak istedim. Yani hemen kullanmak istemedim. Daha sonra kullanmak istedim. Şefaaten, şefaat amacıyla ümmetim için fil ahireti, ahirette. Yani Peygamberimiz o müstecap, kabul görecek olan duasını henüz yapmadığını ifade etmiş. Bunu da ahirette kullanacağını ve bununla şefaat isteyeceğini ifade etmiştir. Şefaat hak olduğunu belirttikten sonra Sırat Köprüsü ile ilgili bir şeye değinelim. Buhari'nin 52. babı
Hadis numarası görüldüğü üzere 6573. Babu Esratu Cisru Cehennem. Sırat nedir? Cisru Cehennem, Cehennem köprüsüdür. Buhari'de bir bab adıdır bu. Yani konuyla ilgili hadisler vardır. Sahih hadisler vardır. Demek ki Sırat Köprüsü'nün varlığı yani açıkça Buhari'de geçmektedir. Kesindir. Konumuza devam edelim. Veli da'vati dualar için vardır. Ne vardır? Te'sirun beligun. Belig, açık. Te'sir, bildiğimiz Türkçedeki tesir. Açık bir tesir vardır. Yani dualar boş boşuna değildir, değil mi? Duanın bir tesiri söz konusudur. Da'vat mukaddem haber, tesir onun müptedası, belig ise tesirin sıfatı olmaktadır. Ve kad yenfi, nefyetti, kabul etmedi hi onu, yani duanın tesiri olduğunu kabul etmedi. Eshab-ı dalali. Kim kabul etmemiş? Dalalet eshabı. Eshab-ı dalalden kasıt genelde mutezili olarak şerhlerde yer almaktadır. Alevül Kari'nin bu emale şerhine baktığımızda, yani şerhul emalesine baktığımızda mutezile'dir bundan kasıt diye yazdığını görmekteyiz. Bununla birlikte ve da'vati te'sirun beligun, dualar için açık bir tesir söz konusudur derken ne kastedilmiştir burada, o da var tabii ki. Yine şerhe baktığımızda şerhte dualar için açık bir tesir vardır ama ne için? Muallak kaza için söz konusudur. Bu kader iki çeşittir. Biri değişir, diğeri ise değişmez. Birine kazayı muallak, diğerine ise kazayı mübrem derler. Buna göre muallak kazayı dua değiştirebilir. Alül Kari bu şekilde ifade etmiştir. Ve dünyana, ve bizim dünyamız nedir? Hadisun. Hadistir. Yani sonradan yaratılmadır. Hadistir. Sonradan yaratılma. Sonradan meydana gelmedir. Dünyana burada mübteda olmakta. Hadisun ise haberi olmaktadır. Vel heyula. Peki heyula nedir? Hani dünyanın bir maddeden oluştuğu söylenir. İşte heyula maddesinden oluşmuştur diye açıklamalar vardır. İşte o heyula maddesi nedir? Alimul kevni, oluşu yoktur. Yani heyulanın oluşu yoktur. Ne demek bu? Heyula diye bir şey yoktur manasına gelmektedir. Heyula mübteda, alimul kevni ise onun haberi olmaktadır. Fesma, dinle. Biştizali, neyle dinle? Sevinçle dinle. Bi'tizali, sevinçle dinle bu sözümü. Yani neyi dinle? Bu sözümü dinle. Vel cenneti, cennetler için vardır. Ve daha ne için vardır? Ve niran, yani cehennemler, cennetler ve cehennemler için vardır. Ne vardır? Kevnun, oluş vardır. Yani her ikisi de mevcuttur. Burada cennet kelimesi mukaddem haber, niran ona matuf, kevn ise müptedadır. Cennet, cennetin çoğuludur. Cennetun, cennetani, cennatun. Cennet direkt bahçe manasına gelmekte. Aleyha merra. İkisinin de üzerinde geçti. Ne geçti? Ahvalun. Haller geçti. Havali, mazide. Haval kelimesi mazi manasına gelmektedir. Havali cem'u hali ev haliyetin demiş. Bir mana mazin. Şerhde bu şekilde açıklanmıştır. Havali geçmiş zamanda demektir. Ehval haller demek. Halin çoğulu. Ve zül imani zü sahip manasına gelmekte. Zü, za, zi sahip manasında. Zül imani iman sahibi olan kişi la yapka mugiben, ebedi olarak kalmaz. Ne sebebiyle? Bir su-i zembi, günahının kötülüğü sebebiyle ebedi olarak kalmaz. Nerede kalmaz? Fi dar-i cehennem yurdunda. Dar, yurt manasında. Yerine göre ev manasına da gelmektedir. Demek ki iman sahibi olan kişi her ne kadar günah işlemiş olsa da günahlarından dolayı cehennemde ebedi olarak kalmayacaktır.
Ne olacaktır? Artık cezasını çektikten sonra, bu süre ne kadar olur bunu biz bilemeyiz. Bir süre sonra cehennemden çıkıp cennete girecektir. Demek ki ebedi cehennemde kalış kimler için vardır? Kafirler için vardır. Lekad muhakkak ki kesinlikle lan burada tekit. Lekad elbestü ben giydirdim. Littevhidi tevhid için. Neye giydirdim? Nazmı. Yani şu okuduğunuz metinlerde diyor, tevhid derken akaidi kastetmiş, bu kitabı kastetmekte. Neyi giydirdim? Nazmı. Yani görüldüğü üzere bu beyitler nazma sahiptir. Örnek vermek gerekirse ikinci satırların, daha doğrusu ne diyelim, tek satırın en sonu hep neyle bitmektedir? Lam ile bitmektedir. Ve her birinin sağında ne var? Elif var. Bir suali, el fiali, el emali, vebali, ihtimali, ihtibali, cibali. Hep sonunda lam harfleri vardır. Bir öncesinde elif vardır. Bir dizayna sahiptir. Elbese fiil tu fail tevhid birinci mef'ul, nazman ikinci mef'ul. Nazm giydirdim tevhide, yani bu kitaba nazımlı olarak yazdım demek istiyor. Öyle nazım ki bu bedi'a şekli, güzel bir şekle sahip. Bedi'a şekl nazmın sıfatı olmakta. Ne gibi güzel şekle sahip? Kes-sihril helali, helal sihir gibi. K gibi es-sihir, bildiğimiz sihir, helal, helal haram olmayan. Helal sihir gibi güzel şekilli nazımdan bahsetmekte. Selle yüselli, yüselli teselli eder. El kalbe kalbi, ama ne teselli eder bunu yazmıyor ibarede. Geçmemekte. Teselli eden nedir? Bu beyitler. Okumakta olduğunuz beyitler teselli eder. Ne gibi? Kelbuşra bir ravhin ferahlıkla müjdelenmiş gibi. Buradaki kef 150 ile mutalliktir. Kelbuşra bir ravhin ferahlık ile rahatlık ile müjdelenmiş gibi. Bu beyitler sizi ferahlandırır, teselli eder, rahatlatır. Ve yuhyi ve diriltir. Ne diriltiyor? Bu beyitler diriltiyor. Er-ruha ruhu diriltir. Ne gibi? Kelma-i zülali tatlı su gibi. Ma'un su demek. Zülal tatlı su. Fe öyleyse hulu sarılın fihi bu kitaba sarılın hifzan ve itikaden ezberlemek ve inanmak yönünden sarılın. Hifz ezberlemek, itikat inanç. Tenalu yani ki derken bu kitaba ezberlemek ve inanç yönünden sarılırsınız. Böylece tenalu kavuşmuş olursunuz, nail olmuş olursunuz. Cinse esnafil. Burada misal yazmakta ama yanlış yazılmıştır. Menali. Esnafil menali. Tenalu cinse esnafil menali. Tenalu nail olasınız, kavuşasınız. Cinse esnafil mehali. Bahşiş sınıfına. Yani kendilerine artık cennette hediyeler, güzel karşılık verilecek olan sınıfa, o gruba dahil olasınız. Ve kunu olun. Kâni kûni kevnundan. Kûnu vavun ismi. Kûnu olun. Ne olun? Aune. Yardımcı olun. Aun. Kânenin haberi olmakta. Yardımcı olun. Hazel abdi. Şu kula. Şu kula kişiye. Şu kuldan kastı kendisi, yani musannif kendisinden bahsetmekte. Bana yardımcı olun diyor. Dehr zaman demektir. Dehran bi zikril hayri. Hayır duası ile, hayır duası yaptığınız anda, zamanda, yani iyi bir dua yaptığınızda beni de hatırlayın diyor. Fi haliptihali, fi halibtihali, Allah'a karşı huzurlu, işte huşulu, yalvarır, yakarır olduğunuz haldeyken. Hangi haldeymiş? Bu halde iken beni hatırlayın diyor. Lealallâhe, umulur ki Allahu Teala, lealle innenin kardeşlerinden, yani ismini nasf haberini raf eden bir edattır.
Leallellâhe, umulur ki Allah Teala ya'fû, affeder, hu onu neyle, bir fazlin, faziletiyle, fazileti sebebiyle beni, yani onu umulur ki affeder. Allah burada Leale'nin ismi, ya'fûhu cümle olarak ise haberidir. Ve yu'ti, verir, hi ona ne verir, es-saadete, mutluluk verir, saadet verir, nerede, fil mali, ahirette. Vel muradu bihi el ahira şeklinde şerhte geçmektedir. Burada demek ki mali kelimesi ahiret manasına gelmektedir. Ve inni, muhakkak ki ben eddehra hayatım boyunca ed'u, dua ediyorum. Künhe vus'i. Burada kün son nokta demek. Vus'i takat, güç demek. Künhe vus'i, gücümün son noktasına varıncaya dek ed'u. Ed'u, dua ediyorum. Künhe vus'i, gücümün son noktasına dek dua ediyorum. Yani elimden geldiğince dua ediyorum. İyilik kim için? Limen, o kimse için ki bil hayri, hayır ile, yevmen, bir gün, gadda'a, dua etti. Li, benim için. Bir gün benim için hayırlı dua eden kişi için. Yani kendisine dua edersek daha önceden yapmış olduğu duaları bize gönderdiğini ifade ediyor. Musannif kitabı yazdığı esnada ileride bir gün bana dua edenlere şimdiden dua edeyim demiştir. Anlatılan şey budur. Böylece Emali beyitleri son bulmuş oldu.